Efendim, özellikle arkadaşlarımıza, genç arkadaşlarımıza kapılarını açan, Haber Akademisi'ni oluşturan Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Sayın Kemal Öztürk Beyefendi'yi 100. yıl vizyonunu sunmak üzere yine o çok değerli alkışlarınıza sahneye davet ediyorum. Sayın Başbakan Yardımcım, saygıdeğer bakanlar, bakan yardımcıları, protokolümüzün çok kıymetli üyeleri, sevgili meslektaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, bu güzel günde bizi yalnız bırakmadınız, şeref verdiniz, hoş geldiniz. Biz 1920 yılında yokluk içinde kurulmuş bir haber ajansıyız. Bugün 92 yaşında dünyanın en köklü haber ajanslarından biriyiz. Maalesef kendi yaşıtımız diğer dünya ajansları kadar etkin değiliz. 584 arkadaşımızla günde 600 haber, 600 fotoğraf ve 120 görüntü üretiyoruz. Türkiye'de 1121 abonemiz her gün yaklaşık 500 haberimizi sizlere ulaştırıyor. Maalesef bu haberlerimizin ancak 1/5'inde logomuzu görüyorsunuz. Meslektaşlarımız daha duyarlı davrandığında gazete ve televizyonlarda daha çok logomuzu göreceksiniz. Haberlerimizde bir rakam, bir kelime bile hata yapsak hemen düzeltme yayınlayan tek basın kuruluşuyuz. Zira haberlerimiz devlette arşiv, mahkemelerde delil olarak kullanılıyor. Aylık olarak yayınladığımız yaklaşık 20 bin haber içerisinde bir tane hata bulunursa devletin ajansında skandal diye hemen ağır eleştirilere maruz kalıyoruz. Maalesef yanlış yaptığında hatırlanan ve ismi anılan bir kurumuz. Yükümüz ağır. Büyük bir ülkenin ve büyük bir milletin sesini duyurmak için kurulduk, ancak sesimiz sınırlarımızın içinde kaldı. Bu topraklarda hep iddialı insanlar yaşadı. Bu dünyada söyleyecek sözü olan insanlardı bunlar. İmparatorluk kurdular, kül olmuş ocaklardan cumhuriyet doğurdular. Hep söyleyecek sözümüz oldu. Şimdi yine bu topraklarda dünyada söyleyecek sözü olan insanlar yaşıyor. Peki bu büyük devletin, büyük bir milletin sözünü kim dünyaya duyuracak? Yani bizim uluslararası arenada etkin bir medya organımız var mı? Biz Anadolu Ajansı olarak kendimize sorduk. Bu büyük ülkenin sözünü tüm dünyaya duyurabiliyor muyuz? Dünyada gündemi etkileyebiliyor muyuz? Cevabımız çok kısa oldu. Hayır. Bu yüzden oturduk, bir karar verdik. Güçlü Türkiye'nin güçlü ajansı olmak zorundayız. Dünyada etkin bir ajans olmak zorundayız. Anadolu Ajansı 100. yıl projesi işte böyle doğdu. Bu hedefimizden yola çıkarak büyük projeler üzerine çalışmaya başladık. Başta Şehir Üniversitesi'nden Profesör Doktor Nihat Erdoğmuş olmak üzere yönetim kurulu üyelerimiz, çalışanlarımız, dışarıdan destekleyen arkadaşlarımızla bir proje hazırladık. Önce durumumuzu tespit ettik. Diğer ajanslarla eğer yarışa gideceksek, bakalım onlarla karşılaştırdığımızda tablo ne çıkıyor ortaya. Anadolu Ajansı'nın yıllık olarak geliri 12 milyon dolar civarındadır. Buna karşılık yarışa girdiğimiz diğer ajansların bütçeleri, Ajans France Presse 200 milyon dolar, Associated Press 700 milyon dolar, Reuters 13,5 milyar dolar. Bu kurumların ürettikleri haber sayısına bakacak olursak, biz 600 haber üretiyoruz, AFP 5000 haber üretiyor tüm dillerde, AP 3000 haber, Reuters 4000 haber üretiyor. Fotoğraf sayımız oldukça nitelikli olmasına rağmen maalesef günde 600 tane fotoğraf üretiyoruz ve çoğu da lokal fotoğraflar, uluslararası arenaya henüz giremedik. Buna karşılık AFP 2500, AP 2000, Reuters 2000 fotoğraf üretiyor. Video haberler artık yeni medya dünyasında çok önemli bir noktaya geldi.
Buna karşın biz günde 120 video haber üretiyoruz. AFP 160 haber, AP ve Reuters online sistem dediğimiz sayıları sayılamayacak kadar çok yoğunlukta video haber üretiyorlar. Haber yayın dilleri maalesef Anadolu Ajansı kurulduğu günde İngilizce ve Fransızca bülten çıkartan bir ajanstı aslında. Bugün tek dilde yayın yapıyoruz. AFP 6 dilde yayın yapıyor, AP 5 dilde, Reuters 10 dilde yayın yapıyor. Haberci bulundurduğumuz ülkeler açısından da durumumuz çok iç açıcı değil. Aslında her 39 ülkenin hepsinde büromuz yok ama bir vesileyle ilişkide olduğumuz insanlar var. Biz 39 ülkede varız, AFP 165 ülkede, AP ve Reuters de 160 ülkede haberci bulunduruyorlar. Personel sayısı konusunda da oldukça geride bulunuyoruz. 584 çalışanımızla biz bu mücadeleye başladık. AFP'nin 2500, AP'nin 3700, Reuters'ın 55.000 çalışanı var. Fakat şu noktayı da üzerinde durmak isterim. Reuters'ın çalışan sayısı Thomson şirketiyle evlendikten sonra bu kadar yüksek olmuştur. Çünkü Thomson Reuters olarak faaliyet gösteren bu kurum şu anda sadece habercilik yapmıyor. Çünkü habercilikte ajanslar da büyük sıkıntı yaşıyorlar. Yeni Zelanda haber ajansı kapandı. AP tarihinde ilk defa zarar açıkladı. Dolayısıyla Reuters ve Thomson bütçelerinin sadece %5'ini haberciliğe ayırdılar. Bunun gerisinde çevrecilikten hukuka kadar birçok alanda danışmanlık hizmeti veriyorlar ve veri yayıncılığı, finans veri yayıncılığı yapıyorlar. Bu tablonun tamamını görüyorsunuz burada. Burada olmayan, özellikle altını çizmek istediğim bir ajans daha var. O da Çin haber ajansı Xinhua. Xinhua'nın 20 bin çalışanı var ve yıllık 10 milyar dolarda bütçesi var. Şu anda 173 ülkede örgütlü bulunuyor. Önümüzdeki yıl bu rakamı 200'e çıkaracak. İnanılmaz derecede hızlı büyüyorlar ve Afrika ülkelerinin yerel dillerinde bile yayın yapacak şekilde örgütleniyorlar. Ve haberlerinin hepsi ücretsiz. Bu tablo karşısında nasıl bir Anadolu Ajansı olması gerekir diye düşündük ve ilk başta algımızı değiştirecek bir operasyonla başladık. Yani logomuzla. Yürüyüşe başladığımız yolda logomuzu değiştirerek mücadeleye başlıyoruz. Aslında geçmişteki logomuzdan çok farklı bir şey yapmak istemedik. Çünkü biz 92 yıllık tarihimizle çok övünç duyuyoruz. Ondan da çok kopmak istemedik. Gördüğünüz gibi kendi aralarında bir uyum var. Anadolu Ajansı'nın yeni logosunu gördüğünüzde de eski logoyu hatırlayacaksınız. Anadolu Ajansı'nı hatırlayacaksınız. Biz yeni logomuzu ayrıca tanıtmak için uğraşmayacağız. Çünkü kendisi zaten eski logomuza çok benziyor. Dinamik, hızlı bir ajansın logosu. Özellikle yukarıdaki çember dünyayı temsil ediyor. Bunlar kurumsal renklerimiz. Beyaz, şeffaflığı temsil ediyor. Lacivert, dürüstlüğü, gücü, kuvveti temsil ediyor. Alttaki turkuaz da dünyada Türk rengi olarak bilinen rengimizi temsil ediyor. Eğer diğer ajansların logolarıyla karşılaştıracak olursak görünümümüz de bu. AP'nin logosu bir hafta önce değişti. Tıpkı o da Anadolu Ajansı gibi yeni bir kurumsal kimlik çalışması yaptı. Yeniden yapılanma çalışması yaptı. Onu da onlar da ilk önce logolarını değiştirerek başladılar. Logomuzun değişikliği, yani kurumsal kimliğimizin değişiklikle beraber antetli kağıdımızdan araçlarımıza, CD'lerimizden dosya kapaklarımıza kadar bütün materyallerimizi değiştirdik ve bugün sizlerin şereflendirmesiyle birlikte ajansımızın yeni internet sitesi bu şekliyle yayına girdi. Özellikle sağ tarafta görmüş olduğunuz dil seçeneğini tıkladığınızda bugün çok şükrederek söylüyorum ki Boşnakçayı göreceksiniz, Arapçayı göreceksiniz, İngilizceyi göreceksiniz, Türkçeyi göreceksiniz. Ve biz daha 100. yıl yürüyüşümüze yeni başladık. O yüzden çok umutluyuz. Bütün bu çalışmalarımızı bir felsefe üzerine oturtmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu felsefemiz bizim olmazsa olmaz şartlarımızdandır. Ne kadar mücadele, ne kadar çok başarılı olmak istersek isteyelim, vazgeçilmez ilkelerimiz var bizim. Bu ilkelerimiz, birinci ilkemiz, 92 yıldır hiç değişmeyen ilkemiz güvenilir olmaktır.
Anadolu Ajansı'nın en büyük avantajı, en büyük gücü güvenilir olmasından gelir. Eğer Anadolu Ajansı yazmışsa bu doğru demektir. Herkesin zihninde bu vardır. Ve biz bu güvenilir ilkemizi birinci sıraya oturttuk. Tarafsızlık ilkemiz bizim yine vazgeçilmez ilkelerimizden bir tanesidir. Eğer tarafsız olmazsanız size güven olmaz. Eğer tarafsız olmazsanız herkes size bu kadar saygı duymaz. Bugün sosyal medyanın en büyük sıkıntılarından bir tanesi etik problemini yaşamasıdır. Bir ilkesi yok, bir kuralı yok. Ve bugün Türkiye'de yine etikle ilgili sıkıntılarımız çok ciddi derecede devam ediyor. İnsanlar Twitter'dan başkalarına hakaret edebilirler. Facebook'tan hakaret edebilirler. Bunun bir hesabı olması lazım. Ve buna da çok seviniyoruz ki Başbakan Yardımcılığımız internetle ilgili kanunu düzenlemeyi meclisimize getirmek üzere. Etik bizim üçüncü sıradaki değerimizdir. Ve hızlı olmak. Biz birinci derecede hızı önemsemiyoruz. Birazdan da anlatacağım, artık Twitter'la hız konusunda yarışamayız. Ama yine de haberlerimizi hızlı bir şekilde hayata geçirmemiz gerekiyor. Bütün bu etik ilkelerimizle beraber bir büyüme stratejisi belirledik. Artık nereye yatırım yapmamız gerekiyor, nerede büyümemiz gerekiyor, nereye yönlenmemiz gerekiyor, buna karar vermek gerekir. Önünüze gelen ilk büyük canlı yayın aracını satın alabilirsiniz veya bir büyük binayı satın alabilirsiniz. Ama dünya başka bir yere gidiyor. Biraz önce 3 tane akademi öğrencisinin sunumunu izlediniz. Başka bir tarafa gidiyor dünya. Benim yaşım, yani orta kuşak bile bu bahsedilen yeniliklerin bir kısmından haberdar değil. O yüzden geleceğin genel müdürleri, genel yayın yönetmenleri ve editörlerinden oluşan bu akademi öğrencilerine biz şimdiden zemin hazırlıyoruz. Ve onlara diyoruz ki biz yatırımımızı yeni medya alanına yapacağız. Özel habercilik yapacağız. Çünkü artık Twitter konusunda bizim yarışmamız mümkün değil. Herkes Twitter'dan hızlı bir şekilde haber yapabilir. Ama herkes Anadolu Ajansı'nın deneyimli editörleri gibi analiz yapamaz. Araştırma yapamaz. Ve üçüncü olarak da yeni nesil haberciler yetiştireceğiz. Biraz önce örneğini gördüğünüz gibi. Birçok dili konuşabilen, yeni teknolojileri takip eden yeni nesil gazeteciler. Bunların biraz daha detayına gireceğim. 2000 yılında dünyada 360 milyon İnternet kullanıcısı vardı. Bugün bu rakam 2.1 milyar kişiye ulaştı. Dünyanın hiçbir sektörü, hiçbir alanı bu kadar hızlı büyümez, bu kadar yaygınlaşamaz. O yüzden internet geleceğin en büyük kapsam alanını oluşturdu. Çok üzülerek belirtiyorum. Gazeteci arkadaşlarım da buradalar. Amerika Birleşik Devletleri'nde son 8 yılda 154 gazete kapandı. Bu gazetelerin kapanma sebebi yeni medya baskısı. İngiltere'de 2011 yılında sadece 32 gazete kapandı. Demin videosunu izlediğiniz domuzlarla ilgili video The Guardian'ın filmiydi. The Guardian aristokrat bir edayla haber yapan gazetedir. Ve genellikle okuyucularıyla interaktif bir ilişki de kurmaz. Ama hayatın başka bir yere kaydığını gördü ve interaktif bir gazete oluşturmaya karar verdi internet sitesinde. Türkiye'deki durumu size çok ilginç buluyorum, aktarmak istiyorum. Türkiye'nin en çok satan gazeteleri, en çok okunan gazeteleri diyelim. Zaman gazetesi 945 bin satıyor, 238 bin tekil kullanıcı, yani bir defa giren bir kişi diye. Rakamlar, Hürriyet gazetesi 423 bin satıyor, 2.3 milyon kişi tarafından internet sitesi takip ediliyor. Sabah gazetesi 320 bin satıyor, 797 bin kişi tarafından internet sitesi izleniyor. Yani her gün Habertürk gazetesinin internet sitesine 1.4 milyon kişi giriyor. Ya da Milliyet gazetesine, 110 bin satan Milliyet gazetesinin internet sitesi 2.8 milyon kişi tarafından takip ediliyor. Burada başka bir şey var. Burada başka bir yöne doğru giden bir medya var. Dolayısıyla internet dünyasındaki okuyucu sayısı diğerinin neredeyse 10 katı 20 katı. O zaman gazetelerimizin başka bir yere doğru giden hikayeyi görmesi gerekiyor. Demin Esma çok detaylı bir şekilde anlattı. The Huffington Post, internet gazeteciliğinin gelmiş geçmiş en iyi örneklerinden bir tanesidir. Ariana Huffington İstanbul'da konferansa geldiğinde burada kendi sitesine 100 milyonuncu kişi tarafından gönderilen yorumu okudu. 100 milyon yorum. Bizim gazetelerimize gelen mektup sayısı, faks sayısı, e-mail sayısı 1 milyonu bile bulamaz. 100 milyon yorumdan bahsediyoruz. Bu inanılmaz bir interaktif etki demektir. Her gün 26 milyon kişinin ziyaret ettiği bir internet sitesi düşünün.
26 milyon. Bu Türkiye'deki toplam gazete tirajının 5 katı. Çünkü biz yılda 5 milyon kişi tarafından toplam gazete tirajımız 5 milyon günlük. Ve bunu gazetenin bütçesi 315 milyon lira. Ve Twitter, gazetecilik mesleğimizi etkileyen önemli şeylerden bir tanesi. Artık insanların çoğu haberlerini Twitter'dan gönderiyor. Sabah kalktığında karşılaştığı bir trafik kazası. Ya da bir ünlünün görmüş olduğu ilgi. Hepsi Twitter'dan insanlara ulaştırılıyor. Bunun enteresan tarafı şudur. Doğrudan mesaj aslında bunun anlamı. Yani Lady Gaga'yı izleyen 19.3 milyon kişi, bakın rakamlar sadece rakam değil, 19 milyon kişi Lady Gaga'yı takip ediyor. Lady Gaga da o gün hangi hayvanın etinden kıyafet giydiğini kendilerine duyuruyor. Biliyorsunuz bir podyuma çıktığında etten kıyafet giymişti kendisi. O zaman da büyük olay olmuştu. Türkiye'de sadece iki tane Twitter atan Cem Yılmaz'ı izleyen insan sayısı 2 milyon. Halen de bekliyorlar bir Twitter'da bir tweet daha atar diye. Ona karşılık Cumhurbaşkanımız 1,5 milyon, Sayın Bayülgen 1,35, Sayın Başbakanımız 1,17. Şunu söyleyeceğim. 1,5 milyon insana doğrudan ulaştırabileceğiniz bir mesajınız var. Bu hiçbir gazete tarafından gerçekleştirilmiş bir şey değildir. Hiçbir televizyon da bunu başaramaz. Doğrudan onun cep telefonuna onun okuyacağı mesajı gönderiyorsunuz. Bu habercilikte yeni bir boyut demektir. Bizim büyüme stratejimizin işte bütün bu nedenlerden dolayı başka bir yere çekmeye karar verdik. Yani Twitter sahiplerinin internet gazetelerinin çok daha fazla üzerine düşmeyeceği bir alanı kendimize seçtik. O da özel haber yayıncılığı. Biz artık Twitter'ın hızıyla yarışamayacağımızı anladığımız için kendimize bunların yapamayacağı şey olan özel haberi, analiz haberi, izlenim haberini, araştırma haberini yapacağız ve abonelerimizi artık bundan daha fazla duyuracağız. Bizim güçlü içerik üretmekle ilgili özel çalışmalarımız var. Editörlerimizi ve özellikle akademi öğrencilerini bu şekilde yetiştiriyoruz. Mesela bu biraz önce gelen çocukların her biri finansı bilir, ekonomiyi bilir, dış politikayı bilir, iç haberleri bilir, sporu bilir. Hepsi bu eğitimden geçiyorlar. Hepsi kamera kullanabiliyorlar, hepsi fotoğraf makinesi kullanabiliyorlar ve haber yazabiliyorlar. O yüzden özel haberci olarak yetişiyorlar. Bizim savaş alanları, kriz bölgeleri, ekonomi ve finans dünyası, diplomasi ve sosyal hayat ana çerçevesinde seçtiğimiz bölümlerde özel haber yayıncılığı düşünüyoruz. Ve yeni nesil gazeteciler, biraz önceki örnekte de anlatmıştım, hepsinden farklı bir tarzda gazeteciler geliyor. Bizi de aşan, bizi de bir süre sonra geçecek olan bu genç arkadaşlarımızı öne çıkarmaya çalışıyoruz. Ve en çok ajans habercisi, dünyada çok özel haberciliktir bu. Herkesin ajans haberciliği yapması için bir eğitim alması gerekiyor. Finans haberciliği, finans veri yayınları artık dünyada çok büyük bir etki yaratıyor. Bakın Türkiye'de veri haberciliği, finans verileri haberciliğini tekeli bir Türk ajans değildir, bir yabancıdır. İkinci sıradaki de bir yabancıdır. Yani sizin Ulusal Merkez Bankanızın verisini, o gün yapacağı operasyonunu ilk duyuran yabancı bir ülkenin yabancı ajansıdır. Sistem buna göre kurulmuş. Biz bunu kabul edemeyiz. Bu olmaz. Bu büyük bir devletin yapacağı bir şey değildir. Sınırınızda meydana gelen bir patlama, öbür ülkenin sınırında yani 30 kilometre ötesindeyse sadece haberiniz önce Amerika'ya, oradan Avrupa'ya, oradan Türkiye'ye geliyor. Ama siz büyük bir devletseniz ve iddianız varsa eğer o haberi ilk önce siz vermeniz gerekir. İşte tıpkı bunun gibi finans muhabirliğini özel olarak yetiştireceğiz. Merkez Bankamızla anlaştık. Onların uzmanları, bizim uzmanlarımız birlikte bir finans habercisi yetiştireceğiz ve finans habercisi yayını yapacağız. Savaş muhabirliği, bu bölgenin kaderinde olan savaşın haberini vermek zorundayız. Burası kriz bölgesi. Aşağıda, güneyde kriz, kuzeyde kriz ve buralardan haber vermek bizim görevimiz. Ama oraya özel eleman yetiştirmemiz lazım. 5 arkadaşımızı Londra'ya gönderdik. Dünyada bir tek kuruluş var savaş muhabiri yetiştiren. Enteresan. Ve bunun bir şubesi Amerika'da, bir şubesi İngiltere'de. Eğer orada gazeteci yetiştirmek istiyorsanız 10 bin dolar para veriyorsunuz. 5 gün sizi İngiltere'de eğitimden geçiriyor ve size bir sertifika veriyor. Savaş muhabiri sertifikası. O sertifikanız olmazsa eğer Reuters'ta çalışamazsınız. BBC'de de çalışamazsınız. Yani savaş bölgesinde çalışamazsınız. O yüzden karar verdik. Dedi ki biz neden kendi savaş muhabirimizi yetiştirmeyelim?
Sayın Milli Savunma Bakanımızın da desteklediği, Polis Akademisi, İçişleri Bakanlığımızın da desteklediği Polis Akademisi, Genelkurmay Başkanlığı ve Anadolu Ajansı'nın kadroları Türkiye'de ilk defa savaş muhabiri yetiştirme kararı aldı. Önümüzdeki ay bunun protokolünü imzalayacağız. Tüm Orta Doğu'nun, Balkanların ve Kafkasların hepsine hizmet verecek, onlara da savaş muhabiri yetiştirecek bir savaş muhabirliği çalışması başlatıyoruz. Önümüzdeki ay inşallah hayata geçireceğiz. Peki bu stratejik planlarımız ve stratejik hedeflerimizle önümüzdeki 8 yıl içerisinde demin bahsettiğim göstergeleri neye taşıyacağımızı size aktarmak istiyorum. Abone sayımız 1221 demiştim, 7000'e çıkarmak zorundayız. Eğer uluslararası bir kurum olacaksanız dünyanın her tarafında abone yapmanız lazım. 7000 abone düşünüyoruz. 130 milyon gelir düşünüyoruz. Tüm dillerde, yani 11 dilde yayın yapacağımızı birazdan aktaracağım. 4000 haber düşünüyoruz her gün. Bakın haber hiç değişmiyor. Haber verecek ajanslar, gazeteler, televizyonlar da haber. Haberi yapma şekli ve haberi iletme şekli değişecek. O yüzden biz günde 4000 haberi hangi teknolojiyle ve nasıl yapacağımızı zaman gösterecek bize. Fotoğraf sayımız günde 600-2501. Bu bir rakamının da hikayesi şudur. Bizim fotoğraf servisimiz Türkiye'nin çok etkili bir fotoğraf servisidir ve çok ödül alıyorlar. Geçtiğimiz günlerde 9 ödül birden aldılar. Ben kendilerine hep itiraz ediyorum. Çünkü Türkiye'de rakibi kalmadı Anadolu Ajansı'nın fotoğraf servisine. Ve onlara bir hedef verdik. Ajans France Presse dünyada 2500 fotoğraf yayınlıyor. Onlar da bizim kadar kaliteliler ve ödül alıyorlar. Hedefiniz bu ajansı geçmek dedi. O yüzden rakam 2501. Bu alkışları fotoğraf servisimiz için istiyorum. Onlara güç kuvvet versin inşallah. Evet, video haberde 400. Grafik servisi ilk defa kurulmuş bir servis. Dünyada çok kullanılan bir şey. Maalesef bizim gazetelerimizde, televizyonlarımızda kullanılmıyor. Aslında birçoğunun da haberi yoktur temsilcilerimizin. Şu anda biz günde 5 tane grafik servis yapıyoruz. Ücretsiz. Sadece deneme amaçlı. Gazetelerimiz yayınlamıyorlar bunu. Aslında interaktif grafik servisi bile başladı. İnternet siteleri için, televizyonlar için. Ama biz bu servisi kuracağız ve günde 15 tane Türkiye'ye ve kendi bölgemize özgü grafik yayınlayacağız. Yine 2020 yılında yurt içinde 13 bölgemiz var. 18 bölgeye çıkarmak niyetindeyiz. Yurt dışında 39 bölgeyi 80 bölgeye çıkarmamız gerekiyor. Dünyanın her yerinden haber vermek için. Teknolojimiz maalesef çok sıkıntılı. Bir yedek arşivimiz bile yoktu. Bir yedek sistemimiz bile yoktu. Çok şükür bunu kurduk. Bu arada hükümetimiz bize acil bir bütçe çıkardılar. Onlara da sonsuz teşekkür ediyoruz. En yeni teknolojiyle altyapımızı oluşturmak zorundayız. Reuters'ın çalışanlarının %35'i teknik ekipten oluşuyor. Mühendisler, yazılımcılar, altyapı uzmanları. 11 dilde yayın düşünüyoruz. Bu büyük bir iddia, büyük bir hedef. Personel sayımız şu anda 584. 11 dile yayın yapacağımız için rakamın 1500 civarında olacağını tahmin ediyoruz. Türkiye'de finans haberciliği konusunda maalesef iyi durumda değiliz. Lider olacağız Allah'ın izniyle ve dünyada ilk 10 ajansın arasına gireceğiz. Çünkü şöyle düşünün, Libya hükümeti bizden ajanslarını kurmamızı istedi. Mısır hükümeti bizden ulusal ajanslarının revizyonunu yapmamızı istedi. Eğer biz o ülkede ajansları yeniden kurarsak ve revize edersek onlarla şöyle bir anlaşma yapmayı düşünüyoruz. Merkez Bankası'nın verilerini ilk defa Anadolu Ajansı açıklasın. Hem de sizin dilinizde Arapça'da açıklasın. Bu işte tıpkı Türkiye'deki tekel oluşturan diğer ajansın yaptığı şeyin aynısıdır. Ama biz o ülkenin dilinde, kendi ülkesinin dilinde yayın yaparak bu çalışmayı yapmayı düşünüyoruz ve dünyada 10 ajansın arasına girmek istiyoruz. Ankara'da ve İstanbul'da çok sıkıntılı binalarımız var. Maalesef İstanbul'daki binamızı taşımak zorunda kaldık çünkü depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. Geçici olarak kiraya taşındık. Sayın Başbakanımız ve Başbakan Yardımcımız bize hem Ankara'da hem İstanbul'da akıllı bina dediğimiz, yani ajans için yapılmış, tasarlanmış bir bina sözü verdiler. Yoğun olarak o binanın arsa arayışındayız şu anda. İnşallah onu da gerçekleştireceğiz. Görüntü arşivimiz, bunu söylemek benim için çok ağır bir şey ama arşiv sistemimiz yoktu. Arşiv müdürlüğümüz yoktu. Şimdi bir müdürlük kurduk, bir arşiv sistemi kurduk. Ve önümüzdeki aylarda gazetelerimiz, televizyonlarımız geçmiş 90 yıla özel olarak arşivi tarayabilecekler, bakabilecekler, oradan haber alabilecekler. Ve akademimizle kendi kadromuzu kendimiz yetiştireceğiz. Peki biz dünyada nasıl örgütleneceğiz?
Bunun kısa bir görüntüsünü vermek istiyorum. Dünyayı 9 bölgeye ayırdık. Bu 9 bölge içerisinde Amerika, Orta Doğu, Avrupa, Balkanlar, Afrika, Uzak Asya, Pasifik bölgesinde birer müdürlük kuracağız. Ve bu bölge müdürlüklerimiz oradaki operasyonlarımızı yönetecekler. Bunlardan çok önem verdiğimiz birkaç tanesini kısaca aktarmak istiyorum. Avrupa'daki merkezimiz Brüksel'de. Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini destekler nitelikte olan bu örgütlenme şeklimizde gördüğünüz gibi Brüksel merkezde Fransa'dan İspanya'ya, Bulgaristan, Yunanistan'dan Norveç'e kadar bütün bu bölgede önemli bir kısmında şu anda varız zaten çok şükür. Bunların hepsinde örgütleneceğiz, bürolar açacağız ve bu operasyonumuzun tamamını Brüksel'den yöneteceğiz. Çok dilli yayınlarımızı da Avrupa'nın bazı ülkelerinden yapacağız. Onları size aktaracağım. Çok önem verdiğimiz bölge Orta Doğu. Orta Doğu'daki ofisimizi Kahire'ye kurduk. Ofisimizi tuttuk şu anda. Kahire'de merkez büromuz, Kuzey Afrika örgütlenmesi, Orta Doğu örgütlenmesi bu bölgelerin tamamında yayın yapacağız. Mesela şu anda Filistin'de varız, Suriye'de varız. Irak'ta yokuz maalesef, Suudi Arabistan'da varız ama buraların büro sayısını, büro teknolojisini ve ekip sayısını arttıracağız. Aslında bahsettiğim bölgeler devlet-i aliyenin bakiyesi bölgelerdir. Yani bizim bir zamanlar terk ettiğimiz bölgelerdir ve şimdi yeniden oraya geri dönüyoruz. O yüzden biz bunda heyecanlıyız bu projede. Kafkasya bölgesinde Bakü'de kuracağımız genel müdürlük binamızı tuttuk. Buradan Rusça ve Azerice yayın yapacağız ve bütün bu görmüş olduğunuz ülkeleri Rusya, Belarus, Ukrayna, Kazakistan operasyonlarını Bakü'den yöneteceğiz. Balkanlar bölgesini 11 Mart'ta Sayın Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Bakir İzzet Begoviç'in görevi devralmasının hemen ertesi sabahında Bismillah diyerek büromuzu açtık, butona bastık ve Boşnakça yayına geçtik. Balkanların bölgesini Saraybosna'dan yöneteceğiz. Evet, burası da özetle bütün bölge müdürlüklerimizin tablosunu gösteriyor. Bu tabloda hangi bölge müdürlüğümüze neresi bağlı bunu görüyorsunuz. Bu ülkelerden çeşitli yayınlar yapacağız. 11 dil yayın demiştim. Bu dillerin hangi tarihlerde yayına geçeceğini burada belirtiyorum. Türkçe, Azerici'yi tek dil saydık. Aslında 12 diye de sayılabilir ama tek dil saydık. O da bizim bir dilimiz olarak kabul ediyoruz. Arapça bu sene yayına geçeceğiz. Nasip olursa Mayıs ayında Mısırlılar bize bir haber gönderdiler. Cumhurbaşkanlığı seçimini tamamlayalım. Ondan sonra Arapça yayınına başlayın. Cumhurbaşkanımız açsın diye biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. 2012'nin Mayıs ayı sonunda ya da Haziran ayında inşallah Arapçamızı yayına geçireceğiz. Rusça, Bakü'den yayın yapacağız. Ofisimizi tuttuk, elemanlarımızı aldık. Maalesef Azerbaycan'daki bürokratik işlemlerin bitmesini bekliyoruz. Kürtçe yayın yapacağız bu sene. Boşnakça yayını başlattık. İngilizce ana dilde yayın yaptığımız bir başka konu. Ana dilde yayın yapmak şu demek. Haberi doğrudan İngilizce yazacaklar. Haberi doğrudan Arapça yazacaklar. Yani çeviri değil. Haberin kendisi. Fransa'da Fransızca yayın yapacağız. Almanya'dan Almanca, İspanyolca, Farsça, Çince. Bunlar 2015 yılına kadar 11 tane yayın dilimizin tamamını hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Peki yurt dışındaki örgütlenmemizi tamamladık. Yurt içinde nasıl örgütleneceğiz? Bunun size şemasını göstermek istiyorum. 18 bölgemizi, ülkemizi 18 bölgeye ayırdık. Bu bölge müdürlüklerimizi bunlar temsil ediyor. Her bölge müdürlüğümüze bağlı iller var. O illere bağlı da ilçeler var. Türkiye'de bir haberi atlamamamız gerekiyor. Biz devletin çünkü ulusal ajansıyız. Türkiye'deki bir haberi atlarsak bu bizim için çok büyük bir sıkıntı. O yüzden Yurt Haberler Editörlüğümüz yoğun bir çalışma var. İçerisindeler. Yaklaşık 900 tane muhabir arkadaşımız bölgelerde örgütlü bir şekilde bulunuyor. Çok önemsediğimiz bir konu organizasyon şemamız. Yani biz bu mücadeleye, bu yürüyüşe hangi örgütlü modelle gitmemiz gerekiyor? İşte Profesör Nihat Erdoğmuş'un bize en büyük katkılarından bir tanesi Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü gibi örgütlenmiş ajansımızın şeklini dünyadaki örneklerine uyarladık ve bir ajans gibi örgütledik. Burada en çok önemsediğimiz genel yayın yönetmenliği sistemini başlatıyoruz Anadolu Ajansı'nda. Artık genel yayın yönetmeni, yayın yönetmenleri, editörler tıpkı gazetelerde ve televizyonlarda olduğu gibi bu şekliyle dönüştüreceğiz. Şurada stratejik ve haber analiz müdürlüğü diye çok önem verdiğimiz bir konu var. Demin çocukların anlattığı gibi gelecekte nasıl bir medya var, çalışmalarımız nasıl gidiyor, bunu stratejik olarak araştıracak, örgütleyecek, düşünecek bir müdürlüğü özel olarak kurduk. Ve bütün
Altyapı çalışmalarımıza destek olacak direktörlükler kurduk. Pazarlama, finans, insan kaynakları, bilgi teknolojileri, bütün bunlar habercilerimize yoğun destek verecek bir örgüt şeması. Genel yayın yönetmenliğimiz nasıl çalışmalarını yapacak? Türkiye haberlerine böldük, bir de dünya haberlerine böldük. İki tane yayın yönetmenimiz var, bir tane de genel yayın yönetmenimiz var. Bu arkadaşlarımızın örgütlenme şeklini görüyorsunuz. Editör, editör yardımcısı, baş muhabir diye devam ediyor. Bu da dünya haberlerimizin koordinasyonunu. İki tane ana dilde yayın yaptığımız için iki tane yayın yönetmeni var. Bir İngilizce haberleri, bir Arapça haberleri. Bu da Türkçe haberlerimizin koordinasyonunu yapıyor. Dünya haberlerimizi çok büyüttük. Bu bizim çalışanlarımız açısından çok önemli bir konu. Onları da çok uzun süre dinledik bu konularda. Anadolu Ajansı'na giren bir kişi ne zaman baş muhabir olacak veya ne zaman redaktör olacak, ne zaman editör olacak belli değildi. Biz onlara bir kariyer yolu verdik. Yani şu anda akademiden mezun olan bir arkadaşımız yardımcı muhabir olarak ajansa girecek. Muhabir olarak, baş muhabir olarak yukarıya doğru tırmanan bir kariyer yolunu önünde görecek. Hangi kariyer yolunda ne kadar bekleyecek, ne kadar süre devam edecek, neler yapması gerekiyor? Bunların hepsinin planlaması yapıldı. Yani torpil, efendim çok önemli birinin yakını gibi çalışmalarla bu kariyer yolunu geçemezsiniz. Artık bu sıralamayı takip etmeniz lazım. Bu sıralamanın hepsinde yapmanız gereken şeyler var. Onları da arkadaşlarımıza dağıttık. Onlar da takip edecekler. Haberci olmayan kadrolarımızın da bir kariyer planlaması var. Bu kariyer planlaması özellikle Ömer Dinçer hocamın yıllar önce müsteşarken yaptığı çalışmadan da biraz esinlenmiş sayılalım. Çünkü yönetim kurulu başkan vekilimiz Ömer Hoca ile uzun yıllar çalıştı. O da bu projede yer aldı. Bir kariyer planlaması haberci olmayan için nasıl devam ediyor? Görüyorsunuz. Ünvanlarımızı değiştirdik. Artık gazeteci ve haberci ünvanlarımızı kullanıyoruz. Görmüş olduğunuz eski ünvanlar ve yeni ünvanlar ekranda. Artık müdür demiyoruz, editör diyoruz. Genel müdür yardımcısı demiyoruz, genel yayın yönetmeni diyoruz. Ve biz bu yola çıktığımızda, bu projeleri hazırladığımızda aslında 5-6 ay önce tamamlamıştık çalışmalarımızı. Bütün hepsi tamamlanmasını bekledik. Bu esnada gerçekleştirdiğimiz bazı şeyler var. Onlardan kısaca size aktarmak istiyorum. 7 aylık süre içerisinde gelirlerimiz %45 arttı. Abonelerimizin, yeni abonelerimizin, yeni iş alanlarımızın, yeni ürünlerimizin sayesinde gelirlerimiz %45 arttı. Yayın ilkelerini belirledik. Terör ve şiddete karşı ortamlarda nasıl yayın ilkesi, nasıl yayın yapmamız gerekiyor? Bunu belirledik ve diğer Türkiye'deki haber ajanslarıyla ortaklaşa olarak yayınladık. Boşnakça yayına başladık. Dediğim gibi 11 Mart'ta Sayın Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ'la beraber Sayın Bakir İzzet Begoviç ve Bosna Müftüsü bu yayını başlattılar. Şu anda Boşnakçamız yayında. Birazdan arkadaşlarımız canlı olarak size gösterecekler bunu. İnsan kaynakları yönetmeliğimizi yeniledik. Çok eskiydi. Yeni görev tanımları yaptık. Demin bahsettiğim editörün görev tanımı nedir? Yardımcısının tanımı nedir? Şirket sözleşmemizi yeniledik. Orada da çok güzel bir ekip çalıştı, hukukçu ekibimiz. Çok eski bir şirket sözleşmemiz var, bunu yeniledik. Yeni bir ücret skalası belirledik. Daha doğrusu hiç ücret skalamız yoktu. Artık bir ücret skalamız var ve bir fiyat listemiz var. Ücret skalamız şu demek. Bir editör yardımcısının ne kadar ücret alacağı belli. Onun kalifikasyonuna göre fiyatlar, rakamlar belli, maaşlar. Ve bir internet sitesi ne kadar ücret ödemeli? Bir gazete ne kadar ücret ödemeli? Tirajlarına göre, tıklanma oranlarına göre, televizyonlarında tirajlarına göre, reklam gelirlerine göre yeni fiyat listesini oluşturduk. Ve Haber Akademisi'ni açtık. Bu aslında uzun yıllar, uzun süreli düşündüğümüz projelerden bir tanesiydi ama hızlı bir şekilde hayata geçirdik. Grafik servisini yayına soktuk. Yabancı bir grafik servisinden bunu alarak yayına sokuyoruz. Özel haberler servisi kurduk. Özel haberlerimizi ayrıca yayınlıyoruz. Bir Avrupa bülteni çıkardık. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğümüzün daha önce yaptığı çalışmalarla da bunu birleştirdik. Avrupa'daki Türk basınına yönelik bir bültendir bu. O bültende Türkiye'deki Avrupa'yı etkileyen haberler ve Avrupa'daki Türkleri etkileyen haberleri ücretsiz olarak yine Avrupa'daki Türk basınına veriyoruz. Şirket haberleri diye bir şey başlattık. Bunda da çok memnunuz. Özellikle Türkiye'deki sesini duyurmak isteyen şirketlerimize özel bir bülten yaptık. Bu bülten reklama girmemesi için adına şirket bülteni dediğimiz için abonelerimiz bunun bir şirket haberi olduğunu hemen algılıyorlar. Ve yeni medya alanında Facebook'a girdik, Twitter'a girdik, LinkedIn, YouTube ve Vimeo'da artık Anadolu Ajansı'nın fotoğrafları, videoları var.
iPad uygulamamız, iPhone uygulamamız eğer şu anda yanınızda varsa iPhone uygulamasına girdiğinizde şu anda yeni logomuzla yayınımızı göreceksiniz. iPad uygulamamız da yine aynı şekilde değiştirildi ve geliştirildi. Android telefonlarda da haberlerimizi görebilirsiniz. Ve bizim çok önemsediğimiz, buradaki birçok bakanımızın da şereflendirdiği editör masası, Anadolu Ajansı'nda ilk defa böyle bir şey gerçekleştirdik. Bakanlarımız, devlet adamlarımız buraya konuk oluyorlar ve bizim editörlerimizin hem Türkiye'deki hem de dünyadaki editörlerimizin şimdi dünyada Tahrir Meydanı'ndayız. Tahrir Meydanı'nda şu anda arkadaşları görüyorsunuz. Bu çadırlar Mısır devriminin başından beri burada duruyor. Mısır'da 25 Ocak 2011 tarihi başlayan devrim süreci Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle sonra ve Mısır demokrasiye bir adım daha atmış olacak. Yağmurlu ve serin bir Londra sabahından herkese merhaba. Arkamda gördüğünüz bina buranın Ulusal Milli Müzesi. Biz de Trafalgar Meydanı'ndayız. Buradan sesleniyoruz sizlere. Trafalgar Meydanı kendi üzere İngiltere'deki bir protestonun ve aynı zamanda etkinliğin merkezi. Aynı zamanda bu sene bilindiği gibi Londra Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak. Bulunduğumuz meydanda da Yaz Olimpiyatları ilişkin bir saat bulunuyor. Ve bu saatte de her gün geriye sayım yapılıyor. Görebilecekleriniz şimdilik bu meydandan çok bu kadar. Çok teşekkür ederim. Aslı kolay gelsin. Hemen Çin'e gidiyoruz. Sayın Başbakanımızı takip eden Ali İhsan Bey Çin'de. Ve iPad ile bağlı. Efendim herkese... Nasıl geçiyor Sayın Başbakanımızın programı? Efendim herkese hayırlı akşamlar. Sayın Başbakanımız az önce Pekin'e geldiler. Bir 45 dakika kadar oldu. Az sonra Ulusal Meclis'e geçeceğiz. Orada resmi kabul töreni olacak. Malumunuz 27 yıldır yapılan en güçlü temaslardan birisi ve ilk kez başbakanlık düzeyinde Urumçi'ye, Sincan Uygur Özel Bölgesi'nin baş şehri Urumçi'ye bir ziyaret oldu. Başarılı bir ziyaretti. Ona müteakip burada bir dizi anlaşma imzalanacak. Bir 15 dakika sonra da başbakanımızla beraber Ulusal Meclis'e geçiyoruz. Şu anda haberin içinden bağlanıyoruz efendim. Peki, çok teşekkür ederim. Efendim, dünyanın her yerinde bağlanan arkadaşlarımıza, Türkiye'den de bağlanan arkadaşlarımız var. Diyarbakır'dan, Erzurum'dan, Edirne'ye kadar birçok arkadaşımız var. Sizlere dilimin döndüğü kadar Anadolu Ajansı'nın 100. yıl vizyonunu anlatmaya çalıştım. Biliyorum biraz iddialı olabilir, biraz büyük gelebilir. Ama en azından biz yola çıkıyoruz. Bu yolda kalabiliriz, bu yolda ölebiliriz ama bizim bir hayalimiz var. Bu hayalimizi bizlerle paylaştığınız için, buraya gelerek şereflendirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sayın Başbakan Yardımcımıza özel bir teşekkür etmem gerekiyor. Kusuruma bakmayınız. Göreve geldiğimizden beri ajansımızın bütün hedeflerine, bütün hayallerine tıpkı bizim gibi heyecanla destek verdi. Kendisine şükranlarımı kabul etmelerini rica ediyorum. Hoş geldiniz, safa verdiniz. Saygılar, hürmetler.